Sevgili dostlar, projenin devamlılığı için Vita TV Fortnite kanalımızın desteğinize ihtiyacı var. Eğer bize destek olmak istiyorsanız, yukarıdaki kartta belirttiğim Vita TV Fortnite kanalımızı ziyaret edip içeriklerimize bir göz atabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse abone olmaktan çekinmeyiniz. Vita TV'den herkese selamlar. Bu videoda PUBG'nin 22. güncellemesinde bizleri neler bekliyor ona göz atacağız. PUBG'de rekabetin daha da sertleşmesi için yeni bir rütbe ve lig sistemi getirildi. Öğrendiğimiz her şeyi rütbeleri tırmanırken test edebileceğiz. Bunun yanında Fix PUBG adında başlatmış oldukları optimizasyon kampından da birçok yeni detay 22. yamada bizlere sunulmuş olacak. Ayrıca getirilen yarım yamalak harita seçme menüsü de tam anlamıyla detaylandırıldı. İşte o çarpıcı gelişmeye geliyorum. Flare Gun kalıcı olarak normal PUBG serverlarına eklenecek. Haydi güncellemenin detaylarına yakından bir göz gezdirelim. Yeni rütbe sisteminde Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite, Master ve Grandmaster olmak üzere toplamda 8 adet aşama mevcut. Aşamalar bölgelere özgü olacak. Yani Avrupa sunucusunda Grandmaster'a kasmışken North America sunucusuna girdiğinizde sıfırdan derecelendirmeye gireceksiniz. 10 oyun attıktan sonra oyunlarda verdiğiniz hasar puanları, aldığınız killer, oyunlardaki sıralamalarınız, KD ratio'nuz gibi etkenlere bağlı olarak hak ettiğiniz rütbeye yerleşeceksiniz. Ve yine size bağlı olarak rütbeniz düşecek veya yükselecek. TPP ve FPP ana başlıklarında her biri için solo, duo ve squad sıralamanız da ayrı ayrı olacak. İlerlemenizi gözlemek adına liginiz içerisinde kaçıncı sırada olduğunuzu izleyebileceğiniz yeni bir leaderboard da bizlere sunulmuş. Bu sistemin eşleştirmede bir etkeni var mı bilmiyorum fakat oyunu daha da rekabetçi hale getirdiği kesin. Bildiğimiz gibi Sanok haritası çıkmadan önce harita seçim seçeneği gelmişti. Fakat Sanok haritası çıktıktan sonra bu seçeneği ortadan kaldırıp Battle Royale ve Mini Royale olmak üzere iki farklı seçenek sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bundan sonra her harita için ayrı ayrı bir seçenek bulunacak. Bu da bizler için büyük bir kolaylık olmuş. CSGO'da 10 tane düşük seviyeli eşyayı bir araya getirip bir tane üst seviyede eşya oluşturma yani trade-up sistemi bulunmakta. PUBG de bundan nasibini almış olacak ki aynı sistemi oyuna getirmişler. Artık çöp yılı envanterlerinizin birazcık ferahlama vakti gelmiş gibi görünüyor. Şanslı olanlarımız daha da zengin, şanssız olanlarımız daha da fakir olacak. Oyuna emote seçeneği gibi bir de sağlık ve atılabilirler arayüzü getirmişler. Bu sayede oyunda sağlık eşyalarımızı ve bombalarımızı kullanmak için envanterimize gidip manuel olarak seçmek yerine karşımıza çıkan daire şeklinde dizayn edilmiş yeni arayüzde daha hızlı bir şekilde seçimlerimizi yapıp oyunda taktiksel anlamda daha rahat hareket edebileceğiz. F1 tuşu atılabilirler menüsü, F2 tuşu sağlık eşyaları menüsü, F4 tuşu da emote menüsü olarak güncellenmiş. Fortnite'dekine benzer olarak bir de sizi öldüren veya sizin öldürdüğünüz oyuncuların ismini gizleme seçeneği de oyuna eklenmiş bulunuyor. Bunu sırf yayıncıları öldürüp kendini tatmin eden ghostları azaltmak için yaptıklarını düşünüyorum. Ayrıca oyunda desync, yüksek ping veya paket kaybı yaşadığınızda sol üstte uyarı butonları göreceksiniz. Karakterlerin ve materyallerin render performansı arttırılmış. Oyun motoruyla işbirliği edilerek oyunun server performansı arttırılması amaçlanmış. Bu uzun sürecin ilk aşamasının sonuna gelinip oyun başlarında silahların renderlanma süresi azaltılacak olup serverın yüksek lag yapmasından kaynaklanan performans sorunları da tam gaz giderilmeye devam edecekmiş. 25 tane bug'ın fixlendiği müjdesini de vererek güncelleme notlarını bitirip kozmetiklere geçiyorum. PUBG, dünya genelindeki yöresel festivalleri de es geçmemiş, Mid Autumn adı altında yeni bir etkinlikte 4 hafta boyunca bizlere sunulan görevleri tamamladığımızda festival kapsamında çeşitli ödülleri bizlere verecek.
Eğer bu tarz bilgilendirici içerikleri daha da fazla görmek istiyorsanız beğenin veya yorumlarda görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Sevgiler.